Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Güvenlik görevlisi olma işini düşünenler varsa aramızda, bu video tam sizlik. Önümüzdeki ay başvurular ve sınavlar başlayacak. Detaylar videomuzda. Yapmanız gereken tek şey arkanıza yaslanıp izlemek. Öncelikle güvenlik görevlisi nedir sorusuyla başlayalım. Güvenlik görevlisi, bağlı oldukları iş yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlayan, güvenlik sertifikası bulunarak belirli kanunlar çerçevesinde çalışan ve görev yapan kişilere denir. Güvenlik görevlileri, kamu kuruluşlarını korumakla yükümlü olduğu gibi vatandaşları, değerli varlıkları korumakla da yükümlüdür. Güvenlik görevlilerinin faaliyet alanları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Silahlı ve silahsız olarak ikiye ayrılan güvenlik görevlileri neredeyse her birimde bulunmaktadır. Güvenlik sertifikası kapsamında iletişim, doğal afet, yangın, güvenlik sistemleri gibi eğitim almaktadırlar. Güvenlik görevlisi kimlik kartlarının başvuru sahiplerinden dağıtım için alınan 30 lira kart ücreti 2020 yılında 40 lira olarak güncellenmiştir. Peki güvenlik görevlisi nasıl olunur? Güvenlik görevlisi olmak için ilk akla gelen güvenlik sertifikasına sahip olunması gerekmektedir. Güvenlik sertifikası için eğitim ve sertifika belgesini vermeye yetkili olan kurumlara müracaat edilmelidir. Eğitime yapılacak olan sınavda başarılı olunduğu takdirde silahlı veya silahsız güvenlik sertifikası alınır. Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikasının eğitimi sonunda her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi sınavı gerçekleşmektedir. Sınav harcını yatırıp başarılı bir şekilde sınavını tamamlayan adaylar güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. 60 puan üzerinde alınması gereken bu sınavda başarısız olunduğu takdirde sınav harç ücretini ödeyerek tekrar katılım sağlayabilirler. Güvenlik sınavları yılda toplam 6 kez yapılmaktadır. Güvenlik görevlisi bay ve bayan ayrımı yapmamaktadır. Erkek güvenlik görevlilerinin olduğu gibi birçok iş alanında faaliyet gösteren bayan güvenlik görevlisi de bulunmaktadır. Silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrılan güvenlik görevlisi için aranan şartlar ve istenen evraklar birbirinden farklılık göstermektedir. Silahlı güvenlik sertifikası, silahlı güvenlik görevlisi için başvurulan silahlı güvenlik sertifika eğitim süresi 120 saattir. Toplam 18 iş günü olan bu eğitimde 15 gün temel dersler verilmekte, 3 günse atış eğitimi verilmektedir. Silahlı güvenlik belgesi için 21 yaşından büyük olunması gerekmektedir. Silahsız güvenlik görevlisinin eğitim saati ise 100 saattir. Bu da 15 gün etmektedir. Verilmiş olan bu eğitimlere katılım mecburi olup, mazeretli veya mazeretsiz olmak üzere devamsızlık hakkı vardır. Silahsız güvenlik görevlisi olabilmek için 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak ve 18 yaşından büyük olunması gerekiyor. Güvenlik görevlilerinin eğitim konularına gelecek olursak, güvenlik sertifikası almaya hak kazanmak için ÖGG sınavından geçerli puan almak gerekmektedir. Eğitimlerde özel güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku, silah bilgisi, atışı, güvenlik sistemi cihazları, kalabalık yönetimi ve kişi koruma gibi dersler verilmektedir. Silahlı eğitimde 18 iş günü olan silahsız eğitimde 15 iş günü bu dersler işlenmektedir. Belirlenen eğitim süresi bitmesi halinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav yapılmaktadır. Güvenlik görevlisi olmak için bazı şartlar var. Bu şartlarsa Türk vatandaşı olmak, silahlı güvenlik ya da silahsız güvenlik belgesine sahip olmak, silahlı güvenlik için 21 yaşından büyük olmak, öğrenim durumu olarak en az lise mezunu olmak, mesleğin gerektirdiklerini yapmakta herhangi bir sağlık sorunu olmaması, erkek adaylar için askerliği yapılmış ya da tecil edilmiş olması, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, vardiyalı çalışmaya müsait olmak, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuru yapılıyorsa,
İşkur'a kayıtlı olmak gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler ise kimlik bilgilerinin bulunduğu özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, adli sicil kaydı, sağlık raporu ve mezuniyet belgesi gerekmektedir. Güvenlik görevlisinin görev ve sorumluluklarına da bakacak olursak, koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme, toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma, görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararları olan kişileri yakalama, yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme, terk edilmiş ve bulunmuş eşyaya emanet alma, Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesince, Borçlar Kanunu'nun 52. maddesince, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir. Güvenlik görevlisi çalışma alanları ise, güvenlik görevlisi olarak çalışmak için birçok alanda iş bulma olanağı gitgide artmaktadır. Güvenlik görevlisinin çalışma alanları ise, bankalar, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, tren istasyonları, terminaller, hastaneler, toplantı salonları, miting alanları, iş yerleri, özel yaşam alanları, siteler, kamu binaları gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. 2020 yılı için belirlenen sınav tarihlerine bakacak olursak, 9 Şubat 2020'de yapılmış, 5 Nisan 2020, 6 Haziran 2020, 16 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılmış, 11 Ekim 2020 ve 13 Aralık 2020 tarihlerinde de yapılacaktır. Güvenlik görevlisi 2020 yılı maaşlarına bakacak olursak, 2020 yılı için güvenlik görevlisi maaşları asgari ücretten başlayıp çalıştığı kuruma göre artış göstermektedir. Ortalama maaş asgari ücret civarındadır. İllere, çalışılan kurumlara, medeni duruma ve hizmet süresine göre bu rakamlarda değişiklik olabilmektedir. Kamu veya özel sektörde çalışabilen silahsız güvenliklerin maaşı 2324 lira 70 kuruşken, silahlı güvenlik görevlilerinin maaşları 2600 liradır. Kurs ücretlerinden de bahsedecek olursak, güvenlik görevlisi olmak için alınacak sertifika türü silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Silahlı güvenlik görevlisi kurs ücretleri her ilde farklılık göstermekte ve ortalama fiyatlar 850 ila 1250 lira arasında değişmektedir. Silahlı güvenlik kurslarında toplam eğitim süresi 120 gündür. Katılım mecburi olduğu gibi devamsızlık hakkı da mevcuttur. Silahsız güvenlik görevlisi kurs ücretleri için ortalama fiyat ise 600 ila 850 lira aralığındadır. Silahsız eğitimde toplam süre 100 saattir. Kurs yaklaşık 15 günde tamamlanır. Silahsız eğitimden silahlı eğitime geçmek isteyenler poligon eğitim alacaklar ve 3 gün daha kursa gideceklerdir. Özel güvenlik görevlisi sınav ücretlerine de bakacak olduğumuzda, silahlı güvenlik sınav ücreti 2020 yılı için 90 lira olarak belirlenmiştir. Ödeme yapıldıktan sonra dekontun bir nüshası 40 gün önceden kursa teslim edilmeli. Silahsız güvenlik sınavı fiyatı ise 2020 yılında 65 lira olarak belirlenmiştir. Adaylar sınav ücretlerini Polis Akademisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün hesabına yatırmalıdır. Silahsız güvenlik sınav ücreti dekontunun da bir tanesini 40 gün önceden kursa verilmelidir. Belge ücretlerini de ele alalım. Silahlı güvenlik ve silahsız güvenlik belgesi ücretleri ortalama 15 ila 25 lira arasındadır. Silahlı güvenlik sertifikası ücreti 2150 ila 2500 lira arasında, silahsız güvenlik sertifikası ise 1650 lira ile 1950 Türk lirası arasında değişmektedir.
Güvenlik görevlisi kimlik kartı ücretlerini de ele alacak olursak, silahlı güvenlik ve silahsız güvenlik kimlik kartı ücreti 2020 yılı için 40 liradır. Ücret ödemeleri Halkbank ATM'lerinden gerçekleşmektedir. Kimlik kartı harcının fiyatları ise her ilde farklılık göstermekte. 2020 yılı için bu tutar 857 lira olarak belirlenmiştir. Bu harcı sınavda başarılı olan adaylar ödemektedir. Sınava girmeden kimlik harç işlemleri için ödeme yapılmamaktadır. Son olarak da iş kurum güvenlik görevlisi alımlarından bahsedelim. Güvenlik görevlisi alımları 2020 yılıyla iş kur aracılığıyla devam etmektedir. Her ilden ilanları bulunan güvenlik görevlisi alımlarına İşkur üzerinden ulaşabilirsiniz. İlanları görüntüleyebilmek için İşkur'a kayıtlı olmanız gerekiyor. Profili aktif olmayan pasif kullanıcılar iş başvurusunda bulunamazlar. İşkur'dan yapacağınız güvenlik görevlisi ilanları için kimlik ve şifrenizle giriş yapacaksınız. Daha sonra bulunduğunuz ilde alım varsa güvenlik görevlisi ilanları ve şartlarını görebileceksiniz. İş arayan girişini bilgilerinizle doldurduktan sonra iş arama butonuna güvenlik görevlisi yazdığınızda güvenlik görevlisi açık ilanlarına ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.